Test 11 hangisi proteinlerin insan vücudundaki işlevlerinden biri değildir? Kimyasal reaksiyonları gerçekleştirme mesela enzim, hücre zarından madde geçişini sağlama taşıyıcı proteinler kanallar, besinlerle alınan fazla enerjinin depolanması proteinler depolanmazlar, solunum gazlarının taşınması hemoglobin, vücudun hastalık etkenlerine karşı korunması antikorun görevidir. Hücrede gerçekleşen metabolik bir olay şematik olarak gösterilmiş. Hangisi söylenemez? Şöyle bakıyorum glisin ve alanin aminoasitleri birleşip dipeptit meydana gelmiş. Su açığa çıkartan bir tür hidroliz değil dehidrasyon tepkimesidir. Glisin ve alenin aminoasitleri arasında peptit bağ kurulmuş. Hücrede enzim ya da hormon sentezi sırasında gözlenebilir. Yani bundan sonrası da devam ederse yani bir polipeptit oluşum süreci olursa evet hocam. Ribozomun işlev görmesiyle gerçekleşir çünkü amino DNA'dan gelen şifreye göre yan yana dizilirler. Glisin amino karboksil grubu alenin amino grubu amino grubuyla bağlanmıştır ki kural şudur. Birincinin karboksili ile ikincinin amino grubu arasındaki bağdır peptit bağ. o yüzden cevabımız A seçeneği olur. Amino asitler insan hücrelerinde enerji verici olarak kullanıldığında hangileri açığa çıkar? Elbette ki karbohidrat ve lipitlerden farklı olarak amonyak açığa çıkacak. Karbondioksit açığa çıkacak. Şimdi enerji verici olarak kullanıldığı tepkimeler oksijenli solunumdur. Dolayısıyla oksijenli solunumda laktik asit çıkmaz. Karbondioksit, su ve amonyak çıkar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. Laktat, laktik asit nerede çıkar hocam? O glikozun piruvata kadar parçalandığı ve piruvatın da indirgendiği, özellikle burada oluşan nadaşlarla indirgendiği tepkimeler sonucunda ortaya çıkıyor. Laktik asit fermentasyonu sonucunda ortaya çıkıyor. Onu da ayete konularında detaylandırırız. Protein bakımından eksik beslenen bir çocukta hangisinin görülmesi beklenmez? Büyüme yavaşlar hatta zamanla durabilir. Çünkü büyüme için gerekli olan en temel materyal aminoasitlerdir. Kemiklerde aşırı kalsiyum birikimi olur. Hocam şuna bir soru işareti koyup geçelim. Vücudun hastalık etkenlerine karşı direnci azalır. Antikorlarda üretim problemi olursa evet yaralar normalden daha geç iyileşir ki yaralarda bağ doku lifleri çok miktarda görev alır diyoruz. Mesela kolajen lifler gibi bunlar da protein yapılı. Zihinsel gelişme geriliği görülebilir yine. Enzimler, hormonlar vesaire üretilemediğinden dolayı bu olay görülebilir mantık olarak zaten biz bilgiyi de arkadaşlar nöronlarda protein sentezleyerek kodluyoruz. Bu da detay bir genel kültür bilgisi olsun. Kemiklerde aşırı kalsiyum birikimi beslenme ve protein bakımından eksik beslenen bir kişi de gözlenmez. Hocam bir kere bu kalsiyum birikimi ne ile ilişkildir? Kalsitonin hormonu ile ilişkildir. Bunun bile sentezi Mümkün olmayabilir ya da az olabilir. Böyle bir durumda nasıl kalsiyum biriktirilsin kemiklerde bu şekilde düşünülebilir cevabımız B seçeneği olur. Bir amünelsin yapısında bulunan bileşenlerinden hangilerin merkezi karbon atomuna bağlıdır? Şimdi amünelsin şöyle bir çizelim. Karboksil grubu var. Amino grubu var. Radikal grup ve hidrojen var. Burada bir merkezi karbon var. Karboksil grubu, amino grubu ve hidrojen buraya bağlıdır. Proteinlerin monomeri hangisidir? Elbette ki amino asitlerdir. Ve amino asitlere baktığımız zaman karboksil grubu, amino grubu, hidrojen ve radikal gruptan oluştuğunu görüyoruz. Amino asitlerin üzerinde bazı ve asidik gruplar var. Amfoter özellik gösterir. Ancak şunu hatırlatalım. Aminester ortamın pH'ini kesinlikle düşürür ifadesi hatalıdır. Bazıları arttırır, bazıları etki etmeyebilir. Çünkü bazik ve nötr aminester de var unutmayalım. Fruktoz, glukoz bunlar karbohidrat. Gliserol 3 karbonlu bir alkoldür ve yağların sentezinde kullanılır. Kitinde azot içeren polisakkarittir. Hücre duvarının yapısında mantarlarda ve böceklerin dış iskeletinde bulunur. İnsanlarda bazı hastalıklar proteinlerdeki anormalliklerden kaynaklanır. Tabloda bu tür hastalıklara örnekler verilmiş. Yorumlardan hangileri yapılabilir? Şimdi bakıyorum. Proteinlerin katlanma şekli onların özgünlüğünü belirler. Şöyle bakıyorum. Hatalı katlanma, hatalı katlanma, hatalı katlanma bakın. Hatalı katlanmalar sonucunda proteinler görevlerini yerine getiremeyebilirler. Dolayısıyla onlara özgü bir katlanma meydana getirmemiz lazım. Hatalı üretilen proteinler genellikle hücre içinde biriktirilir. Ve zaten sıkıntı şu bakın beyinde birikim bakın bir yerde birikim 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 bir süre sonra hücrenin kendi işlerini yapamaz hale gelmesine neden olacak. Bu da istemediğimiz bir durum oluyor. Mikrobik hastalıklar proteinlerin yanlış katlanması sonucunda gelişir. Hastalıklara dikkat ettiğinizde burada bir enfeksiyon ya da mikrobik bir olay söz konusu değil arkadaşlar. Protein özelinde anlatılmış hastalıklar yani bir bakteriyel hastalık yok cevabımız o yüzden 1 ve 2 olur. Tabloda bazı protein çeşitleri ve işlevleri verilmiştir. Hangisi söylenemez demişiz. Albumin eksikliğinde hücrelerin su miktarının ayarlanmasında aksaklık olur. Kanın su oranının dengelenmesi söz konusudur. Kanın ozmotik basıncı için önemli. Küçük kesikler sonucu meydana gelen kan kaybı fibrinojen etkisiyle engellenebilir. Kanın pıhtlaşması Burada görev alıyor bakın fibrinojen fibrine dönüşerek bu işi yapıyor. Kas hücrelerinde miyoglobin eksikliğinde oksijen yetersizliği görülebilir. Oksijen bağlama, oksijen depolama gibi görevi var miyoglobinin. Albumin ve fibrinojen kanda bulunur. Evet ikisi de kan proteinidir, plazma proteinidir. Albumin, fibrinojen ve miyoglobin proteinlerin amino asit dizilimleri aynıdır. Hayır hocam bunlar farklı çeşit proteinler. Bunların amino asit dizilimleri farklıdır. Cevabımız E seçeneği olur. A, B, C ve D amino asitleri kullanılarak sentezlenen X proteininin belirli bir bölümüne ait amino dizisi verilmiş. İlgili amino asitler kullanılarak sentezlenen amino asit dizilerine sahip proteinlerden hangileri X proteininden farklı özelliğe sahip olabilir? Şimdi arkadaşlar X proteini A, B, C, D şeklinde dizilmiş. Burada A, C, D, B, B, A, C, D, A, B, C, D, A şeklinde dizilen 3 farklı protein yapı var ya da proteine dönüşecek madde var. Dolayısıyla bunların üçü de farklı özelliklere sahip olabileceklerdir, cevabımız E seçeneği olur. Çünkü bir proteinin işlevini elbette ki onun aminasit sayısı, dizilimi, kaç çeşit aminasit kullanıldığı, hangi aminasitten kaç defa kullanıldığı belirleyici olacaktır.